Herkese selam arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Günlerdir benden en çok beklenen videolardan bir tanesiyle karşınızdayım. Mutfak düzenimi, mutfağımın tüm detaylarıyla bugün sizlerle olacağım inşallah. Biliyorsunuz bir aydır bu yeni evimize taşınmaya çalışıyoruz. Aynı sitede daha büyük bahçeli bir eve taşındık ve burada mutfak atölyemiz olacak, workshoplarımız olacak. İnşallah çok yakında Aralık sonu gibi stüdyo mutfağımda hazır olacak. Sizlerle birlikte workshop yapacağımız mutfağımız. Burası benim günlük mutfağım. Yani elimin altında günlük hızlı ve pratik bir şekilde hayatımı kolaylaştıran ürünlerin olduğu bir mutfak burası. Her zaman mutfakta en çok dikkat ettiğim şey, özellikle sürekli kullandığım mutfakta dikkat ettiğim en ve titizlik gösterdiğim şey az eşya. Yani elimin altında az. Gerçekten kullandığım ürünlerin olması benim için çok önemli. Mutfakta aşırı ürün israfına birazcık karşıyım. Çünkü hem temizlemesi zor, hem düzen olarak da gerçekten çok dolap içleri karma karışık durabiliyor. O yüzden benim naçizane yeni evlenen veya mutfak düzeni yapmaya çalışan takipçilerime tavsiyem, sürekli olarak kullandığınız ürünlerin elinizin altında olması. Hem temizlemeniz açısından çok kolay, hem de düzenlemeniz açısından çok çok kolay. Şimdi hazırsanız ufaktan böyle önce bir mutfağımın dış dizaynı, dış kalitesi ve görüntüsünü göstermek istiyorum. Interezza'da yaptırdım. Instagram hesaplarını yine açıklama kısmına yazarım arkadaşlar. Bu şekilde Barley rengi diye geçiyor rengi. Interezza'nın kendi özel bir rengi bu arkadaşlar. Dokusu ve dolap içi hazineleri çok güzel. Birazdan göstereceğim. Çok kullanışlı gerçekten. Aynı zamanda Interezza workshop mutfağımı da yaptı ve Aralık sonu gibi inşallah workshop mutfağım da hazır olacak. Onu da sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağım. Öncelikle açık renkler tercih ettim. Biliyorsunuz bir önceki stüdyo mutfağımda gri tonları çok kullanmıştım ve yine workshop mutfağımda da aslında bir tık koyu renge geçtik ama günlük mutfağımda böyle açık, fresh bir renk olsun istediğim için böyle bir renk yaptık ve benim de çok içime sindi gerçekten. Burası mutfağımız, alt tezgahlarımız, şöyle dolap dış detayları yivleyip bu şekilde dolaplar tercih ettik ve aynı zamanda burada yine şöyle antik bronz renginde kulplar tercih ettik ve burada yine böyle bir geçişle ikisini kombinledik. Tezgah olarak Neolit çok güzel bir tezgah, çizilmez, yanmaz, özel bir tezgah tercih ettik arkadaşlar. Bunları tüm detaylarını açıklama kısmında da görebileceksiniz. Evyemiz ve bataryamız Franken'in ürünü. Bu arada burada böyle bir dokunmatik ışığımız var mutfakta. Gerçekten çok güzel aydınlatıyor. Özellikle akşam böyle sadece burası açık kalıyor ve yeterli oluyor. Hiçbir şekilde spot falan açmamıza gerek kalmıyor. Gayet güzel aydınlık veriyor. Evyemizde gelecek olursak arkadaşlar, Franken'in bu modelini tercih ettim. Siyah bir evye. Kullanımı kolay, güzel. Sadece böyle iyice bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra kurulamayı unutmayın bu tarz evyelerde. Bataryamız da bu şekilde. Çok fazla suyu israf etmeden size hemen göstereceğim. Şöyle bir batarya. Ocağımıza geçelim. Daha sonra dolap içleri ve düzenine geçeceğiz arkadaşlar. Ocağımız yine Franken'in beşli cam ocağını tercih ettim. Dökümler zor olmuyor mu diye çok soruyorsunuz bana. Sürekli yemek döküldüğü anda hemen müdahale ettiğinizde döküm ocaklar gayet kolay bir şekilde temizlenebiliyor. Ben en az döküm içeren ocağını aldım Franken'in. Ve aynı zamanda davlumbazımız da Franken'in yine. Onun dışında buraya adamız, normalde burası adasız bir mutfaktı ama sonradan ben çekimler için burayı da kullanabileceğimi düşündüm çünkü çok ferah, farklı bir renk katsın istiyorum. Sadece workshopta değil de buranın mutfağında da böyle güzel yemek tarifleri paylaşmak istediğim için sonradan buraya böyle bir tekerlekli ada yaptırdım. Bu ada tekerlekli olduğu için istediğim yönde de çevirebiliyorum. Böyle alabiliyorum, şu an çevirmeyeyim, şöyle çevirebiliyorum, bu tarafa çevirebiliyorum, cam önüne alabiliyorum. Yani istediğim her yere döndürebiliyorum. Bu ada gerçekten hayatımı kurtardı diyebilirim ve çok güzel bir hava kattı buraya. Bunu sonradan yaptırdım yani.
Onun dışında bu dolapların içini de kullanıyorum. Birazdan dolapların iç düzenini göstereceğim sizlere. Önce bir dış tasarımını paylaşmak istedim arkadaşlar. Bir diğer tarafına, yani şu an solumda olan, sizin sağ tarafınızda olan dolaplarımı göstermek istiyorum. Burada da yine Givli böyle çok güzel dış tasarım yapıldı. Intereza tasarımıyla. Fırınımız ve mikrodalgamız her zamanki gibi Franke. Hiçbir şey riske atamam. Hiçbir hamur işimi riske atamam çünkü. Gayet güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Hamur işlerinizi çok kolay bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Ve dolap tasarımında görmüş olduğunuz bu cam kapaklar arkadaşlar fırında bir bütünlük verdi ve çok güzel bir efekt oluşturdu. Bu çok hoşuma gitti, bu şekilde bir tasarım. Hem de renk verdi. Dolap içlerimize geçiyoruz. Bu şekilde aydınlatma yapıldı. Çok güzel ve çok özel. Aynı zamanda Intereza yurt dışına da arkadaşlar dolap tasarımlarınızı gönderiyor. Yani yurt dışından da mutfaklarınızı yaptırabiliyorsunuz. Size kolaylıkla gönderiyorlar, tasarımlarını sunuyorlar. Beni çok fazla, çünkü Avrupa'dan da takip eden takipçilerim var. Buradan kısaca bir not geçeyim. Şimdi şöyle bakliyatlarım hazır açmışken birazcık da toparlayayım şöyle. Burada böyle bir kapaklı bakliyatlar için saklama kapları kullandım. Bunlar bir tık daha büyüğü. Burada da yine bir önceki mutfağımda olan saklama kaplarım, buraya aldım. Buraya da böyle şimdi ne koyacağımı bilmiyorum henüz, çünkü yeni taşıdığımız için boş duruyor, ama böyle bir tasarım yaptım. Burada tencerelerim var. Dediğim gibi bunlar benim günlük sürekli olarak kullandığım tencereler. Bir de benim hem kiler hem de fotoğraf çekimlerinde kullandığım tabaklarımın olduğu ayrı bir kiler dolabım var arkadaşlar. Evin dış kısmında orası. Onu da inşallah bir gün paylaşırım sizlerle. Bir de şu kısmı da göstermek istiyorum. Burada da yine günlük sürekli kullanmış olduğum tabaklarım mevcut. Burada böyle yine en sık gördüğünüz, Instagram takipçilerim bilirler. Bunlar çok sevdiğim mikrodalgalı mısır patlatma böyle şeylerim, kavanozlarım. Bunlar da çok güzel oluyor. Hiç böyle tencere pislenmiyor, koku olmuyor. Kolay bir şekilde mikrodalgalı mısır patlatabiliyorsunuz. Bu çekmecelere böyle bir düzen yaptım. Tabii bunlar yeni taşıdığımız için şimdilik bunları ekledim. Şuraya alalım. Burada da böyle düzenleyeceğim. Bunları böyle koymuşuz. Şunları dün almıştım. Yeni geldi. Şimdi buraya aldım. Bunu da buraya koyalım. Daha sonra tekrar düzenleyeceğiz. Burada makarnalar ve böyle işte bir şeyler var. Kakaolar falan. Ve yine buranın da dolap üstü yivli kapaklar. Burada bir şişeliğimiz var arkadaşlar. Normalde burası daha geniş bir alanınız varsa daha geniş böyle bir baharatlık falan, büyük böyle kavanozlar koyabileceğiniz bir alanlar da oluşturabilir. Dikkat ettiyseniz kapının iç böyle tasarım gibi duruyor aslında. Böyle ayrı bir kolonu değerlendirdiler. Yani çok farklı bir tasarım oluşturdular burada. Ve burayla sanki bağımsızmış gibi de duruyor. Renkler böyle burada gri. Aslında burası aynı alan olmasına rağmen farklı bir efekt kattı mutfağa. Şişeliğimi açıyorum. Şimdilik buraya böyle bir elimizin altında sürekli kullanmış olduğumuz baharatlarımızı öylesine yerleştirdik. Bir yandan da düzen yapıyorum. Bu da benim safranım. Bunu Dubai'den almıştım. İnanılmaz güzel. Bunu da şöyle şuraya koyalım hatta. Burası normalde şişelik olarak kullanılıyor ama ben minik baharatlıklarımı ve böyle tek tük takım olmayan şeyleri şimdilik buraya koydum. Mutfağımın bu kısmında, buzdolabının üst tarafında da doğrayıcılarım ve rondolarım var. Yine bunların birkaç tanesini kullanıyorum burada. Günlük olarak elimi açtığımda kolay bir şekilde ulaşabileceğim ürünler burada. Yine burayı da göstereyim. Burası da benim en sevdiğim dolaplarımdan bir tanesi. Bu şekilde en sevdiğim rengarenk ürünlerim var burada arkadaşlar. Bunları yurt dışına almıştım. Şu an belki Türkiye'de de vardır. Bunlar da yine Pip Studio. Bunlar çok güzel. Baci Milano'nun bardakları çok güzel, gerçekten çok tatlı. Bunları böyle aldım şimdilik. Ve şurada çok sevdiğiniz limonata bardaklarım. Yine bunları da yurt dışına almıştım. Burada böyle bir en sevdiğim fincanlar, böyle renkli, günlük olarak da kullandığım, kahve sunumlarında vesaire kullandığım ürünlerim var.
dolap boş şimdilik. Çünkü dediğim gibi elimin altını sürekli boş tutmayı çok seviyorum ki temizliği de çok kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi ise buraya başlıyoruz. Sağ taraftaki dolap içi düzenlerimden sizlere şöyle birazcık göstereceğim. Bu arada sabah hiç kontrol etmedim. Şu an videoyu çekiyorum. Umarım düzenlidir. Ve yine bir yandan açmışken düzenleyeyim. Bu fincanlar böyle hepsi aynı şekilde dursun istiyorum. Ama tabii ki sürekli kullandığımız için de bazen bu mümkün olmayabiliyor. Böyle gidebiliyor yani. Şimdi burada fincanlarım var ama bunları sürekli kullandığım fincanlar arkadaşlar günlük olarak. Normalde bir de benim 3 tane yemek kitabım var, öyle düşünün. Burası biraz size fazla gelebilir ama şöyle düşündüğünüzde fazla gelmeyecek. 3 tane yemek kitabım var, her bir fotoğraf için ayrı ürünler kullandım şimdiye dek. Artık tahmin edebiliyorsunuzdur az çok mutfak eşyalarımı. Her ne kadar birçoğunu dağıtsam da bunlar bana lazım işim dolayısıyla. Çünkü sunumlar yapıyorum, fotoğraflar çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde fincanlarım var. Bir tek gördüğünüz gibi en çok neye yatırım yaptığım fincan olayını kahve 9 yıldır 10 yıldır en çok beğenilen sunumlarımdan bir tanesi. Ki inanın birçoğunu hediye ettim. Bunlar sadece böyle günlükte kullanılan fincanlarım. Burada da bardaklarımız. Yine bunların da bir kısmı arka taraftaki bizim kiler dolabımızda. Burada yine günlük kullandığım, sunumlarda kullandığım bardaklarım. Aslında sunumda kullandığım bardaklarımın çoğu burada değil. Onları fotoğraflarda kullanacağım ürünlerin olduğu yere ekledim. Çünkü hepsi böyle renkli renkli ve farklı ürünler. Şimdi buralara geçiyorum. Şu çekmecelerimizi göstereyim. Burada bulaşık makinamız var. Bulaşık makinam Franken'in yine arkadaşlar. Tertemiz bulaşıklar için Franken'in bulaşık makinesini size de tavsiye ederim. Tam ankastre gördüğünüz gibi bu şekilde. Hiçbir şekilde burada bulaşık makinesi olduğu belli değil. Yani komple ankastre olduğu için gerçekten çok şık duruyor. Interezza'nın bu özelliklerini çok seviyorum. Çok güzel tasarlıyorlar özellikle. Böyle hani küçücük yerleri bile değerlendiriyorlar. Çok modern ve şık bir mutfak oluyor. Şimdi geçiyoruz buraya. Burada da yine günlük kullanmış olduğum tencereler var. Bu şekilde. Bunları sürekli elimin altındaki tencereler, yani hemen aç ve kullan o şekilde. Hemen ocağımın alt tarafına koydum ki işimi kolaylaştırsın diye. Mutfakta işinizi kolaylaştırmak gerçekten pratik olması için çok önemli. Şimdi gelelim çekmecelerimize. Burada da yemek takımlarım var. Bunlar yine dediğim gibi günlükte kullanmış olduklarım. Yine çekim için ve fotoğraflar için ayrı tekli böyle ürünlerim var. Onları buraya eklemedim. Bazıları bulaşık makinesinde şu an takım gibi gözükmeyebilir yani bazıları. Şu an yıkanıyorlar. Burası da günlükte sürekli kullanmış olduğum işte mikserim ve rondom. Ve burada da işte yine hazır açmışken düzenliyorum bir yandan. Spatulalarım falan. Günlükte kullandığım ürünler. Dediğim gibi bunlar sadece kullandığım ürünler. Fazlası yok burada arkadaşlar. Temizlik olarak da kolay olması için bu çok önemli gerçekten. Burada ne var? Şöyle. Saklama kaplarım ama bunlar cam saklama kapı arkadaşlar. Hepsi cam olduğu için gayet kullanışlı oluyor camlar. Ve hamur yoğurmak için kullandığım bor camlar. Bunları benim günlük olarak tatlı yaptığımda kullandığım en çok şeyler olarak bu çekmeceye aldım. Ve şimdi buraya geçiyoruz. Burada da yine günlük olarak kullanmış olduğum ahşap ürünler de var burada yine. Bakın o kadar ki günlük bir tane yumurta fırçası var. Benim kaç tane yumurta fırçası aldığımı videolardan görüyorsunuz. Yani belki bir hani 10 tane 15 tane vardır. Çünkü işim dolayısıyla çekimlerde hep farklı gözüksün de istiyorum tabii. Ama buraya ne yapmışım? Bir tane almışım. Niye? Çünkü burası benim günlük mutfağım ve burada temizliği çok kolay olması lazım. Sürekli yemek pişiyor. Sürekli yemek piştiği için de hızlı bir şekilde kaldırdığımız an, şunları böyle kaldırdığım an hemen silip geri yerine koymam lazım yani. O kadar sakin olsun istiyorum arkadaşlar.
Düşünün, ben 20 yıllık evliyim ve 10 yıldır da bu işi yapıyorum. Artık böyle mutfaktaki kalabalıktan o kadar sıkılmışım. O kadar çok şey almışım fotoğraflar için, çekimler, sunumlar için. İnanın şimdi böyle ne kadar az ürünle nasıl böyle güzel iş çıkartabilirim ona bakıyorum. Gerçekten kalabalık artık, yani bana göre değil, mutfakta kalabalık bana göre değil. Bazı böyle arkadaşlarım mutfaklarına falan bakıyorum. Açıyorlar böyle üzerimize düşecek kadar dolap içlerinde şeyler dolu. Plastik ürünler veya böyle yemek takımları dolu. Şimdi her zaman şunu tavsiye ediyorum sizlere de. Yemek takımı bir tane günlük, evet. Bir tane daha belki yedek günlük, evet, okey. Buna hepimiz okeyiz. Üçüncü misafir için belki çok özel bir takım olur. Ona da okeyiz. Ama dördüncü de bence bir kere daha düşünmeniz lazım. Gerçekten israf ve aynı zamanda arkadaşlar, eğer yeni bir model çıktıysa da bir öncekini hediye edebilirsiniz. O şekilde hem kendinize rahat bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz hediye ettiğiniz için, hem ihtiyaç sahiplerine de bir faydası dokunur diye düşünüyorum. O yüzden mutfakta israfa hayır diyorum ve 20 yıllık dediğim gibi tecrübelerime dayanarak bunu söylüyorum. Temizlik ve düzen açısından çok önemli bu. Şimdi gelelim, açmadığım en alt çekmecem kalmıştı, onu da. Bu arada çok mu konuştum? Umarım çok konuşmamışımdır. Buraya da böyle ahşap ürünlerimi aldım. Bunlar benim en sık kullandığım yine. Hani fazlasını almadım asla buraya. Ve gördüğünüz gibi iki tane merdanem var. Bir sürü merdanelerim var. Biliyorsunuz videolarda oklamalarım var. Ama sadece iki tanesini aldım buraya. Burada da bezlerim var. Burada streç film, işte pişirme kağıdı falan, tepsiler. Burası da bu kadar. Sakin, kolay temizlik, kolay düzen için çok önemli. Şimdi adamın içerisinde neler var? Onları da göstereyim isterseniz son olarak. Şimdi yemek bölümümüze geçiyoruz. Öbür tarafa geçiyoruz az sonra. Şimdi adamda böyle plastik ürünler, saklama kapları, bakın üzerimize gelmiyor. Sadece ihtiyacımız olanını alıyoruz ve işimizi gördükten sonra, yıkadıktan sonra tekrar koyuyoruz ve bu şekilde, yani fazlasına hayır. Ben de şimdi neden bu videoda sürekli az ürün, az ürün diyorum arkadaşlar? YouTube'da öyle videolar izledim ki, öyle mutfaklar vardı ki, yani tamam düzenli olabilirsiniz ama bir şey almak için gerçekten bayağı mücadele etmeniz gerekiyor. Ön taraftaki her şeyi kaldırıp arkadan onu çekmeniz lazım falan. İyice böyle dedim ki yok, yani hani ne kadar düzenli olursa olsun da kalabalık olduğunda dolap içleri, yine de bence çok zor temizliği ve düzeni, kullanımı, en azından kullanımı çok önemli. Şimdi geçiyoruz. Kahve köşemi de göstereyim son olarak arkadaşlar. Ve burası var. Buranın alt tarafını göstermiştim zaten az önce. Burada en çok kullandığım, yani kahve içmeyi çok sevdiğim için kahvemi baş köşeme aldım. Burada yine çay ve kahvem var. Bu dolabımı açtığım zaman da, bakın bunu kim buraya almış? Şunu hemen alalım arada. Burada böyle çay bardaklarımız, su bardaklarımız ve günlükte yine kullanmış olduğumuz ürünler. Yani kullanmadığımız hiçbir şey burada yok. Hepsini kullanıyoruz. Ve dolap kapaklarım katlanabilir. Frenli sistem arkadaşlar, şöyle göstereyim. Dediğim gibi yurt dışındaki takipçilerim de Interezza'dan mutfaklarını yenileyebilirler, kapılarını yenileyebilirler. Şimdi buraya gelmişken bu arada kapımı da, mutfak kapımı da çok önemli bir detay var. Onu da göstereceğim sizlere birazdan. Sürgülü kapı yaptırdım çünkü. Burası bizim yemek alanımız, günlük. Yani aslında ben burada yaşıyorum diyebilirim. Buradayım şimdi. Çünkü diğer mutfağım hazır olana kadar benim hayatım mutfakta geçtiği için burası benim köşem. Burada çok mutluyum. Onun için buralara böyle bol bol çiçekler falan, bitkiler aldım yine. Bu köşede şöyle bir bitki. Ve buraya geçiyorum. Buradaki bitkim, bu canım babacığım. Babacığımdan yadigar. Babamı 2011 yılında kaybettim. Bu bitki de 15 yaşında babam bana hediye etmişti. Neredeyse bir soluyordu sanki. Burada böyle bir bahçede tuttuk. Toprağını değiştirdik. Bakar mısınız? Yeniden böyle filizlendi. O kadar mutlu oldum. Nasıl mutlu oldum anlatamam. Çünkü bu bana baba yadigarı. Vardır ya böyle bir şeyler, sevdiklerinizi hatırlatan, sizi böyle duygulandıran, aynen bu çiçek, bu bitki de benim için öyle. Gerçekten bu yeni filizlendikçe ben çok seviniyorum. Burası da mutfak masam arkadaşlar. Böyle gri bir
içinde griler olan, vizyonlar olan bir mermer tercih ettik. Görmüşsünüz zaten girişteki dolap renklerimizle aynı bu. Hepsi böyle birbiriyle bir kombine olsun istediğimiz için. Böyle bir masa tercih ettim. Şurada bir kahve içmek isterdim şimdi ama birazdan. Bu şekilde mutfağımızın ortasına, böyle masamızın ortasına böyle bir şey koyduk. Çiçek koyduk ama bu sürekli değişebilir bir şey yani. Canımız istediğinde tezgahları ve masanın üzerindeki aranjmanları değiştirebiliriz. Sandalyelerim 6 kişilik. Burada 6 kişi genelde böyle rahat bir şekilde yemek yiyebiliyoruz. Kahvaltımızı burada yapıyoruz. Aslında burada yaşıyoruz. Kahvemizi burada içiyoruz. Hep burada oturuyoruz yani. O yüzden burası benim için çok önemli. Böyle zaten kış bahçesi gibi de bol bol camlarını böyle açık yaptırdık. Her tarafın böyle görsün istediğimiz için de gayet güzel, keyifli bir ortam oldu. Son olarak halımı da göstermek istiyorum. Bu halım artık benim kalıcı halım. Yani burada geçen haftalarda günlük halılar seriyordum ama bu halıyı buraya özel yaptırdım. Ölçüleri falan çok güzel, çok da muazzam kaliteli ürünler. Koza halıdan yaptırdım arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz sizler de rengine, parlaklığına. Muazzam. Evin bütün halılarını koza halıda yaptırdım. Bu arada şöyle tavan kısmını da gösterelim mutfağımızın. Komple mutfak turu olduğu için mutfağımızı şöyle detaylıca göstermek istedim. Ve aynı zamanda tabii ki perdelerimi de unuttum. Onu da göstereceğim şimdi. Görmüş olduğunuz sadece zebra perde kullandım. Başka bir şey eklemedik yani. Zebra olarak yeterli oldu burada. Ahşap alacaktım aslında, ahşap yaptırayım diye düşündüm ama temizlik konusunda yine beni çok zorlayacağını düşündüğüm için sürekli, çünkü bahçeli evlerde, böyle müstakil evlerde toz yağmuruna tutuluyorsunuz çok enteresan bir şekilde. Hani nereden geliyor bu toz diyorsunuz ama sürekli bir toz geldiği için ahşap böyle perdeler gerçekten beni çok zorlayacağını düşündüğüm için zebra perdeye geçtik arkadaşlar. Şimdi son olarak kapımı da gösterdikten sonra videomu sonlandırıyorum. Bu arada çok yakında komple ev turu, banyo turu, bütün hepsini anlatacağım. Yine videolarım gelecek arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Hemen geçiyorum şimdi. Bu arada burayı göstermiş miydim? Burası da çok güzel bir köşe. Yalnız mutfağımı gerçekten o kadar içime sindi ki, buradan Intereza'ya da çok teşekkür ediyorum. Ve açıklama kısmına Instagram hesaplarını da yazıyorum sizlere arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir saksı. Buraya yine kahve. Burada bir tebeşir, böyle bir şeyler yazarım, not alırım diye. Intereza sürgülü bir kapı önerdi bana. Gerçekten muazzam oldu. Hiç yer kaplamıyor. Kapının böyle açıldığında biliyorsunuz bir yer kaplıyor dolaba, geliyor dolabı kapatıyor falan. O kadar kullanışlı oldu ki bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok kaliteli. Bir de şöyle minik bir detayı var. Şöyle basıyorsunuz, kolay bir şekilde kapanıyor. Evet. Mutfak turumuz bittiğine göre şimdi sizlerle mutfakla alakalı ve ev tadilatlarıyla alakalı kısaca tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Ki 6 aydır tadilattan muzdarip olmuş bir insan olarak kahvemi hazırladım ve masama geçiyorum. Şimdi tecrübelerimi ve tavsiyelerimi sizlerle de paylaşmak için. Pandemi ilk başladığı dönemde biz tadilatımızı başlatmaya karar verdik. Ama arkadaşlar maalesef biliyorsunuz pandemi sürecinde birçok sokağa çıkma yasakları vesaire derken Haziran'a kadar neredeyse beklemek zorunda kaldık. Haziran'da tam tadilata başlıyoruz derken oturmuş olduğumuz sitede tadilat yasağı geldi. 2 ay onları beklemek zorunda kaldık. Öyle tabii bu iş bayağı bildiğiniz bir 6 ay 7 ay uzadı. Eylül ayından itibaren tadilatımız başladı artık. Zaten çizimlerimiz yapılmıştı. Intereza mutfaklarımı, banyolarımı, kapılarımı, tüm detayları da evin tüm incelikleriyle her yerini çizmişti. Kafam rahat da tabii. Güzel yerlerle çalışırsanız gerçekten kafanız çok rahat olur. Ben mutfakta ısrarla Intereza ile çalışmak istedim. Birçok markadan modeller aldım ama en içime sineni Intereza oldu. Salonda ve giyinme odasında da kare mobilyayla çalıştım. Yine vlog çekeceğim inşallah komple ev turunda.
onların da yapmış olduğu mobilyaları sizlerle paylaşacağım tüm detaylarıyla. Onun dışında arkadaşlar Interezza'dan bahsetmişken, Interezza aslında benim evin komple neredeyse birçok alanını onlar çizdiği için açıkçası uzun uzun anlatmak istiyorum. Kafanız rahat bir şekilde sizler de çalışabilirsiniz. Yurt dışındaki takipçilerim, sizler de gönül rahatlığıyla yurt dışına da, çünkü gönderim yapılıyor, yurt dışına da ürünler yapılıyor. Siz de gönül rahatlığıyla Interezza ile çalışabilirsiniz mimari olarak. Mimari olarak derken mesela ben ekstra bir mimar tutmadım. Interezza hem mimarlık hizmeti verdi bize, hem de bütün mobilyalarımızı hazırladılar. Özellikle mutfak, dediğim gibi kapılar, antreler, banyolar gerçekten çok şık oldu. Bütün ürünler ve çok kaliteli. Dolap içi menteşelere kadar her şey gerçekten muazzam kaliteli oluyor. Bir de ekstra bir mimara ücret ödemenize gerek kalmıyor. Kendileri komple bir evi hem çiziyorlar, hem de tasarlıyorlar, hem de uyguluyorlar arkadaşlar. Kaliteli oluyor. Onun dışında dediğim gibi herkes vaat ettiği günde mobilyasını, ürününü, hizmetini teslim ettiği takdirde bütün işler gayet kolay bir şekilde ilerliyor. Tabii ki biz çok bekledik. Neden? Çünkü ufak tefek revizelerimiz sürekli oldu. İşte hem evle hem dış, tabii dış mekanda yaptırdığımız için bahçenin, buralarda da bir sürü revizeler olduğu için bu zamana kadar geldi. Çok şükür, önemli olan sağlık diyoruz ve bu pandemi sürecinde gerçekten bu kadar sıkıntılı, sokağa çıkma yasakları ve korona salgını varken de virüssüz bir şekilde atlatabildiğim için de ayrıca şükrediyorum. Çünkü gerçekten bir sürü ustalar geldi gitti, kalabalık. Biz böyle 2-3 kat maskelerleydik. Annem de yanımdaydı. Ona da hastalık vesaire bulaşmasın diye çok korktum. Ve bir yandan tabii biz takviye edici, Instagram'da paylaşmış olduğum çay tariflerini kendimize sürekli içerek bir şekilde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya da çalıştık arkadaşlar. Uzun zamandır YouTube'da yoktum ve bu videoyla artık bir başlangıç olsun diyorum. Hazır gelmişken sizler de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu beğenip yorumlarınızı, önerilerinizi, mutfağımı nasıl buldunuz, bunları belirtirseniz de çok çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Instagram'dan gelenler de var tabii burada. YouTube'un izleyicileri de var. Instagram hesabıma sizleri de beklerim. Eğer beni Şükran Kaymak videosunu yeni izliyorsanız Instagram hesabıma beklerim. Muhteşem tariflerle, muhteşem içeriklerle, yeni videolarla tekrar en yakın zamanda sizlerle olacağız. Yeni yayın dönemi gerçekten çok hareketli olacak. YouTube stüdyom da bittiğinde ve aynı zamanda bitmeden de buradan da, çünkü tariflerimizi çekmeye başlayacağız zaten arkadaşlar. Çok güzel içerikler sizlerle olacak. Takipte kalın. Hoşça kalın.